Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde fen bilimleri kuvvetin etkileri ve mıknatıs konusuyla ilgili bir değerlendirme çalışması. Soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi sorumuza geçebiliriz. Evet, ilk sorumuz doğru yanlışlarla ilgili bir sorumuz sevgili öğrenciler. Doğruysa doğrunun altına, yanlışsa yanlışın altına işaret koyuyoruz. Çarpı işareti, x işareti koyuyoruz. Her cismi iterek veya çekerek hareket ettirebiliriz diyor. Doğru mu yanlış mı diyor. Sorular gelmişken size şu an hatırlatmak istiyorum. Bu gibi videolarda, soru çözüm videolarında lütfen soruları gördüğünüzde videoyu durdurup kendi cevaplarınızı bir yere not edin. Daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırıp kendinizi ölçebilirsiniz. Evet, doğru yanlışlarımıza birinci cümleyle devam ediyoruz. Her cismi hareket ettiremeyiz. Çünkü sevgili öğrenciler, uyguladığımız kuvvetin büyüklüğü de çok önemlidir. Bazen uyguladığımız kuvvet yetersiz kalabilir o cismi hareket ettirebilmek için. İkinci cümlemizde mıknatıs plastik, cam, kağıt gibi cisimleri çeker diyor. Bunu mıknatıs konusunda çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Hayır, bu cisimleri çekmez. Yani yanlış olacak. Üçüncü cümlemiz kuvvet cisimler üzerinde şekil değişikliği neden olabilir? Evet, kuvvetin bu özelliklerinden biriydi. Şekil değiştirme özelliği de vardı. Bu doğrudur. Dördüncü cümlemiz yön değiştiren bir cisme kuvvet uygulanmıştır diyor. Yön değiştiren bir cisme tabii ki kuvvet uygulanır. Kuvvet uygulandığı için de yön değiştirir. Beşinci cümlemiz mıknatısın kuzey ve güney kutupları vardır. Evet, iki kutbu vardır. N ve S yani kuzey ve güney kutupları olarak adlandırılır. Bu da doğru bir ifadedir sevgili öğrenciler. Evet, bir kavram haritamızda kuvvetle ilgili sevgili öğrenciler. Bu kavram haritasında doğru yanlışlardan ilerleyerek hangi çıkışa varacağız? Hadi bakalım. Kuvvet cisimlerin hareket etmesine neden olur. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğrudur, değil mi? Kuvvet hareket halindeki cisimlerin yönünü değiştirebilir. Evet, böyle bir etkisi de var. Bu da doğrudur. Evet, şimdi dördüncü soruya geçtik. Cisimlerde şekil değiştirmek için yükme kuvveti uygulanabilir. Evet, yükme cisimlerde bir şekil değişikliğine neden olacağı için doğrudur ve birinci çıkıştan çıkarak bu soruyu bu şekilde doğru 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 diyerek birinci çıkışa geliyoruz. Diğer sorumuza geçelim isterseniz. Boşluk doldurma sorularımız sevgili öğrenciler. Boşluk doldurmada kullanacağımız kelimeler güney, kuvvet, çekmek, itmek, kuzey ve mıknatıs. Birinci cümlemizde oturduğumuz koltuğu hareket ettirebilmemiz için nokta nokta veya nokta nokta gerekir. Buraya hangi kelimeler gelecek? Hareket ettirebilmek için ne yapmamız gerekir? İtmek veya çekmek gerekebilir. İkinci cümlemizde cisimlere şekil vermek için nokta nokta uygulamak gerekir. Ne uygulamalıyız? İşte tabii ki cisimlere şekil vermek için kuvvet uygulamalıyız sevgili öğrenciler. Üçüncü cümlemizde hareket halindeki bir cismi yavaşlatmak veya durdurmak için nokta nokta uygulamak gerekir. Tabii ki yine buna da kuvvet uygulayarak onun yavaşlatma ve durdurmasını sağlayabiliriz sevgili öğrenciler. Dördüncü cümlemizde mıknatısın nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki kutbu vardır. N ve S olarak kısaca adlandırırız. Bunlara da kuzey ya da güney kutbu diyoruz. O yüzden mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır diyoruz sevgili öğrenciler. Beşinci cümlemizde pusula ibresinde ne bulunur? Nokta nokta. Tabii ki onda da mıknatıs bulunur değil mi sevgili öğrenciler? Evet, bu sorularımızı boşluk doldurmayla bitirdikten sonra çoktan seçmeli sorularımıza aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? A. Bardak, B. Gazete, C. Anahtar, D. Lastik. Hemen cevabınızı duydum ve tabii ki anahtar mıknatıs tarafından çekilir sevgili öğrenciler. Kuvvetle ilgili olan aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Birinci yargı cümle şudur. Cisimler üzerinde şekil değişikliği etkisi yapabilir. İkinci cümlemiz cisimlerin hareket yönlerini değiştirebilir. Üçüncü cümlemiz hareket halindeki cisimleri durdurabilir. Bunların üç cümlede, üç yargıda
kuvvetin özellikleriyle ilgilidir. Yani hepsi doğrudur sevgili öğrenciler. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bildan, Esra ve Mustafa mıknatısla ilgili yukarıdaki bilgileri veriyor. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur? Bakalım, Bildan diyor ki mıknatısların kuzey ve güney kutbu vardır diyor. Esra, mıknatısların çekim gücü kutuplarından daha fazladır diyor. Kutuplarında daha fazladır diyor. Mustafa da mıknatısların aynı kutupları birbirini çeker diyor. Karar verelim, bir tane eleyelim isterseniz. Aynı kutuplar mı birbirini çekiyordu, zıt kutuplar mı? Tabii ki zıt kutuplar birbirini çeker. O yüzden Mustafa'yı eledik. Mustafa'yı elediğimize göre doğru cevabımızda hiçbirinde Mustafa olmayacak, değil mi sevgili öğrenciler? Yani C diyemeyiz, B diyemeyiz, D diyemeyiz. Tabii ki o zaman Vildan ve Esra'nın verdiği bilgiler doğrudur diyebiliriz. Evet, yukarıdaki bilgileri tahta yazan öğretmen öğrencinin tabloyu doldurmasını istiyor. Buna göre tabloyu doğru dolduran bir öğrencinin işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Bakalım doğru yanlış diyerek ilerleyelim. Kuvvet uygulanarak cisimlerin şekli değiştirebilir. Evet, doğru. Kuvvet uygulanarak cisimler yavaşlatılamaz. Yanlış. Kuvvet cisimlerin hareket yönlerini değiştirebilir. Evet, bu da doğru. Yani doğru, yanlış ve doğru diyeceğiz. O zaman, pardon, soruya geçmeyelim. Doğru, yanlış ve doğru dedik. O zaman doğru cevabımız A seçeneğindeki işaretleme gibi olacaktır sevgili. Diğer soruya geçebiliriz. Beşinci sorumuzda mıknatıslar N ve S kutuplarından oluşur. Aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çeker. Şimdi bu bilgilerden yola çıkarak sorumuzu okuyorum. Yukarıdaki verilen bilgiye göre aşağıdaki mıknatıs çiftlerinden hangilerinde itme kuvveti oluşmaz? İtme için ne gerekiyordu sevgili öğrenciler? Aynı kutuplar birbirini iter diyor. Bakalım birinci mıknatıs grubunda S ve N zıt kutuplar var. Burada çekme var. İkinci de S ve N kutupları yaklaştırılmış. Yine çekme var. Ama üçüncü de aynı kutup olan S ve S kutbu, yani güney ve güney kutbu var. Burada itme meydana gelmektedir. O zaman ne diyor? Hangisinde itme oluşmaz dediğine göre İtme oluşmayan 1 ve 2'dir. Üçüncü de itme meydana gelir. Altıncı soruda kuvvetle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu sefer yanlış arıyoruz sevgili öğrenciler. Hareketli bir cismi durdurabilir. Duran bir cismi harekete geçirebilir. Cisimlerin hareketlerini yavaşlatabilir. Sadece esnek cisimlerin şeklini değiştirebilir. Hangisi yanlıştır dediğine göre tabii ki sadece esnek cisimlerin şeklini değiştirebilir ifadesi yanlıştır. Esnek cisimlerde şekil değişikliği de geçicidir. Kuvvet ortadan kalktığında o esnek cisimler zaten eski haline döner sevgili öğrenci. Aşağıdaki metallerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez? Dikkat edin. A. Demir, B. Bakır, C. Kobalt, D. Nikel. Mıknatıs tarafından çekilmeyeni soruyor. Demir, kobalt ve nikelin mıknatıs çeker ama bakırı mıknatıs çekmez sevgili öğrenci. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinden mıknatıs kutuplarını gösteren harfler doğru verilmiştir? Kuzey ve güney kutupları var. Bunlar da kuzey ve güneyin İngilizcesinden alınmıştır. Kuzeyin İngilizcesi North, güneyin İngilizcesi South, pardon. Olduğu için baş harfleri olan N ve S olacaktır. O yüzden doğru cevabımız N ve S, C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekline dönmez? Bu esnek maddeler için geçerliydi biliyorsunuz. Esnek maddelerde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında cisim eski şekline dönerdi. Burada esnek olmayan maddeyi arıyoruz. Dikkat edin. A. Yay, B. Bulaşık süngeri, C. Oyun hamuru, D. Lastik. Sevgili öğrenciler, oyun hamuru esnek madde değildir.
Şekil değişikliği yapılır ama tekrar eski haline dönmez. Kendi kendine dönmez. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Duvara çarpan topun hareketi için hangisi söylenebilir? A hızlanır, B yavaşlar, C sallanır, D yön değiştirir. Duvara doğru bir top attığınızda göreceksiniz. Top ne yapacaktır? Artık yavaşlama belki olabilir ama asıl hızlanma ve sallanma olmayacaktır. Duvara doğru giden top birden yön değiştirip farklı bir yöne gidecektir. O yüzden yön değişikliği meydana gelir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanım alanlarından biridir? A. Pusula, B. Bisiklet, C. Tornavida, D. Rende. Pusulanın ibresinin ucunda küçük de olsa bir miktar mıknatıs vardır sevgili öğrenciler. Doğru cevabımız pusula olacaktır. Rende değil. Hayır, burada bir yanlışlık var. Biridir dediği için A olacaktır. Doğru cevap. Altıncı sorumuzda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Mıknatıs madeni parayı çekmez. B. Mıknatıs bakır teli çeker. C. Mıknatıs çelik bilyeyi çeker. D. Mıknatıs demir kaşığı çeker. Yanlış ifadeyi sorduğu için mıknatıslar bakır teli çeker demiş. Sevgili öğrenci, bakırı çekmez. Madeni parayı da çekmez. Bunu unutmayın, bu doğru bir ifadedir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çekmeye örnektir? Bir çekmeceyi açmak, yani çekme kuvvetinden bahsediyoruz. Çekme kuvvetinden örnektir diyor. Çekmeceyi açmak. Arabanın kapısını dışarıdan kapatmak. Çorap giymek. Hangileri örnek gördünüz çocuklar? Hangileri? Tabii ki çekmeceyi açmak ve çorabı giymekte çekme kuvveti uyguluyoruz. Arabanın kapısını dışarıdan kapattığımızda itme kuvveti uygulanmaktadır. Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Her mıknatısta iki kutup vardır. Bu doğru. B şıkkına mıknatıs kredi kartı ve cep telefonlarına zarar verir. Doğru. C'de mıknatıslar nikelden yapılmış maddeleri çeker. Doğru. D mıknatıs da aynı kutuplar birbirini çeker diyor. Bu yanlıştır. Mıknatıs da aynı kutuplar birbirini çekmez, iter sevgili öğrenciler. İki eş parçaya bölünen mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Her iki parçada da mıknatıslık özelliğini kaybeder. B. Her parçanın iki farklı kutbu vardır. C. İki parçanın da tek kutbu vardır. D. İki parçada çekme özelliğini kaybeder. Hayır, doğru olan ifadeyi sorduğu için her parçanın iki farklı kutbu vardır. Mıknatısı ne kadar parçalarsanız parçalayın, mıknatıslık özelliği kaybolmaz. Parçalanan her parçada yine iki kutup oluşur sevgili öğrenciler. Evet, son sorumuz. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri diğerlerinden farklıdır? A. Hareket halindeyken frenine basılan bisiklet. B. Durağa yaklaşmakta olan otobüs. C. Havalanmak üzere pistten hareket eden uçak. D. Havaya doğru atılırken yukarı giden top sevgili öğrenciler. A, B ve C'de yavaşlama ve durma hareketi varken C şıkkında pistten hareket eden uçakta hız sürekli arttığı için hızlanma hareketi vardır sevgili öğrenciler. Evet, değerlendirme sorularımız bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.